Herkese merhabalar canlar. Bugün yine çok keyifli, çok eğitsel bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu MacBook alma arifesinde olanlar, ya alsam acaba kullanabilir miyim diye düşünenler, Windows'tan Mac'e geçmekte zorlananlar veya hali hazırda MacBook kullananların ya bu yolda çok güzelmiş diyebilecekleri ufak ipuçları, minik ayarlar ve keyifli Mac uygulamalarıyla karşınızdayım. Hadi isterseniz hemen şimdi videoya başlayalım. Canlar, videoya geçmeden önce benim her video başında yaptığım şöyle minik bir ricam var sizden. O da şu: lütfen bu ve bunun gibi videoları sizlere ulaştırabilmek için, kitlemizi büyütebilmek için, şöyle alnımızın terini silmek için videoya bir beğeniniz, altına bir yorumunuz, bir de abone değilseniz aboneliğiniz ballı kaymak olur. Lütfen bu ricamı kırmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdi videoya devam edin. Bence Apple serilerinin içerisinde ister masaüstü olsun ister dizüstü olsun en keyifli uygulamalarından birisi masaüstünde kullandığımız dock. Gerçekten Windows'tan Apple'a geçtikten sonra ya acaba bu kullanmaya değer mi, hani gerek de var mıydı, sürekli sağdan soldan fışt fışt bir yerlerden çıkıp duruyor. Beni çok rahatsız eder mi diye düşünmüştüm. Şu an o kadar kullanmaya alıştım ki dock'u açmadan herhalde bir kısa yoluma rahat bir şekilde erişemiyorum. Peki bu dock'u daha keyifli, daha verimli kullanmak için bir iki ufak ipucumuz var. Hadi gelin size onları anlatayım. Öncelikle birçok sosyal medyacı arkadaşımın bilgisayarlarında videolarını izlerken görüyorum. Dock'un üzerinde envai türde program var. Arkadaşlar, dock'un üzerinde lütfen kullanmadığınız uygulamaları kaldırın gitsin. Peki hangi uygulamayı kullanırım? Ya bu uygulamayı da 5 gün sonra kullanırım diyorsanız da arkadaşlar, dock üzerinde 4-5 gündür hiç elini sürmemişsen, hiç kullanmamışsan o uygulamayı koparın gitsin. Gerek yok. Dock ne kadar sadeyse emin olun kullanımı o kadar size keyifli ve verimli gelecektir. Bu aklınızın kenarında bulunsun. Uygulamayı dock'tan kaldırmak da çok kolay. Dock'un üzerine fareyi getiriyorsunuz. Kaldırmak istediğiniz uygulamaya bir sağ tık yapıyorsunuz. Seçenekler bölümünden dock'tan ayır seçeneğini seçiyorsunuz ve o uygulamayla dock üzerinde vedalaşıyorsunuz. Dock'la alakalı verebileceğim bir diğer kullanıcı tavsiyesi de şu: genelde bilgisayarınızı ilk aldığınızda dock masaüstünün alt kısmına hizalı olarak geliyor. Ama size nacizane tavsiyem dock'u ekranınızın sol tarafına yaslamanız. Çünkü genelde bildiğiniz gibi Windows masaüstüleri sola yaslı olarak geldiği için, yani klasörler ve uygulamalar soldan aşağı doğru hizalandığı için beynimizin bir kenarında böyle bir şey açmak için sola gitme aktivitesi oluyor. Bunu da verimli bir şekilde dönüştürmek için dock'u pencerenizin sol tarafına hizalamanız bence son derece verimli olacak. Peki dock'un bulunduğu konumu nasıl değiştireceğiz? Bunun da çok basit yolları var. Birincisi, yukarıdaki elma simgesine tıklayıp sistem ayarlarını seçip masaüstü ve dock sekmesine gitmek. Burada hemen üst tarafta dock'un yerleşimi ile alakalı bir seçenek var. Orayı tıklayıp sola yerleştir seçeneğini seçebilirsiniz. Bunun dışında fareyi dock'un üzerine getirip sağ tıklayıp seçenekler bölümünden dock ayarlarına yine ulaşıp yine dock'unuzu sol kısma ayarlayabilirsiniz. Bence bu aklınızda bulunsun. Bunun dışında dock'la alakalı paylaşabileceğim bir diğer güzellik de dock'unuzu kullanmadığınız zaman otomatik gizlenme modunu almanız. Çünkü siz bilgisayarı kullanırken sürekli sol tarafta bir şeyin açık olması gerçekten sinir bozucu olabiliyor. Bazı uygulamalar da kendi boyunu dock'a temas edecek şekilde ayarlıyor ve siz otomatik olarak uygulamayı aslında küçük kullanmış oluyorsunuz. Özellikle 13 inç MacBook kullanıyorsanız benim gibi, ekranı ne kadar verimli kullanıyorsanız bence kullanmak o kadar keyifli. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Yine elma simgesine tıklıyoruz. Buradan sistem ayarlarına gidiyoruz. Masaüstü ve dock seçeneği geliyoruz ve otomatik olarak gizle göster seçeneğini aktif hale getiriyoruz. Ve dokumuzu bu yaptığımız küçük dokunuşlarla verimli şekilde kullanmaya devam ediyoruz. Sıradaki size tavsiyem Launchpad ile alakalı. Bildiğiniz gibi Apple'ın her yerinde sadelik hüküm sürüyor aslında. Launchpad'i de olabildiğince sade kullanmak emin olun size çok fazla hız kazandıracak. Peki nasıl sadeleştirebiliriz? Birincisi, Launchpad'de kullanmadığımız uygulamaları silin arkadaşlar. Eğer siz Launchpad'de bulunan bir uygulamayı 15-20 gündür hiç kullanmadıysanız emin olun daha da kullanmayacaksınızdır. Çünkü işinize yaramıyordur. İşe yaramayan uygulamaları Launchpad'den silip atıyoruz. Nasıl yapıyoruz bunu? Launchpad ekranındayken klavyeden Option tuşuna bastığımızda silebileceğimiz uygulamalar böyle hafiften kendini bir sağa sola kıvırtarak gösteriyor. Üzerindeki çarpı işaretine basarak bu uygulamaları kaldırabiliriz. Peki Launchpad'de geri kalan uygulamalar ve Apple'ın silmenize izin vermediği default olarak gelen uygulamaları nasıl işlevsel hale getireceğiz? Bunun da çok basit bir yolu var. Onun için de gruplandırma yolunu kullanıyoruz.
yapıyoruz. Yani sık kullandığımız uygulamaları Launchpad'de bırakırken diğer uygulamaları kategori kategori gruplandırabilirsiniz benim yaptığım gibi ki en azından sık kullandığınız uygulamaları Launchpad içinde aramak zorunda kalmazsınız. Bu da size MacBook'u çok hızlı bir şekilde kullanma fırsatı sağlayacak. Sıradaki özelliğimiz sıcak köşeler. Sıcak köşeler benim Apple'da kullanmaktan en keyif aldığım ve gerçekten hızınıza hız katan bir özellik. Bunu mutlaka kullanmayı alışkanlık haline getirin ve sıcak köşelerinizi verimli olabilecek şekilde ayarlayın. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Hadi size gelin göstereyim. Öncelikle elma simgesine tıklayıp sistem ayarlarına, oradan da masaüstü ve dock sekmesine gidiyoruz. Fareyi aşağı doğru indirdiğimizde en alt sağ tarafta sıcak köşeler bizi karşılıyor. Sıcak köşeler dediğimiz şey ekranımızın köşe noktalarını hızlı görevler atayarak kullanmamız anlamına geliyor. Peki ne yapıyorum ben? Genelde ekranın sol üst köşesine fareyi götürdüğümde masaüstünü göstermesini, sol alt köşede görev kontrolü göstermesini, sağ üst köşede uygulama pencerelerini bana göstermesini ve sağ alt köşede de hızlı notu açmasını sağlayacak şekilde ayarladım. Bu sayede internette bir şey izlerken veya aklınıza bir şey geldiğinde not tutmak için hemen fareyi sağ alt köşeye sürüklüyorsunuz ve hızlı bir not açılıyor. Bu ve buna benzer birçok seçenek sayesinde MacBook'u çok daha hızlı ve işlevsel kullanma alışkanlığı kazanmış oluyorsunuz. Beni en çok zorlayan şey Windows'lu bilgisayara geçtiğimde fareyi sürekli saçma sapan köşelere sürüklemek oluyor. Bence kesinlikle bu özelliği kullanın. Sıradaki anlatacağım özellik MacBook'taki klasör simgelerini değiştirebilmek. Bildiğiniz gibi Windows'ta bu çok basit. MacBook'ta Windows'tan daha da basit. Hemen gelin size göstereyim. Öncelikle yapmanız gereken şey internetten PNG formatında bir logo, bir ikon bulmak. İsterseniz kendi kanalınızın, kendi sosyal medyanızın logosunu da ikon olarak atayabiliyorsunuz. İndirdiğiniz logonun üzerine tıklayıp CMDC yani kopyala yapıyorsunuz ve değiştirmek istediğiniz klasöre sağ tıklayıp bilgi ver seçeneğini seçiyorsunuz. Açılan pencerede en üstte klasörün simgesi gözüküyor. Bu simgeye bir kere tıklayıp klavye kısa yolu olarak da CMDV'yi seçiyorsunuz. Otomatik olarak şipşak logonuzu hemen istediğiniz ikonla değiştirmiş oluyorsunuz. Bence güzel ve kolay bir kişiselleştirme özelliği, kesinlikle kullanın. Sırada anlatacağım özellik dosya ya da klasörleri veya herhangi bir uygulamayı taşıma. Bildiğiniz gibi biz Windows kullanırken kullandığımız 3 ana kısa yol var. Ctrl-C, Ctrl-X ve yapıştırmak için de Ctrl-V. MacBook'larda CMD-C ile yani Ctrl-C yapıyoruz aslında. Kopyalayabiliyoruz. Yapıştırmak için fareyle bir yere sağ tıklayıp yapıştır seçeneğini menüden seçerek kullanabiliyoruz. Fakat siz bir dosyayı bir yerden bir yere kopyalayarak çoğaltmak değil de taşımak istiyorsanız o zaman da klavyeye ufak bir dokunuş yapmanız gerekecek. Kopyaladığımız bir dosyayı istediğiniz yere götürüp fareyle sağ tıkladığımızda eğer bir parmağınızı Option tuşuna basarsanız yapıştır seçeneği otomatik olarak taşı haline dönecektir ve siz dosyayı artık istediğiniz bir yerden başka bir yere taşıyabilirsiniz. Sıradaki anlatacağım şey aslında bir uygulama tavsiyesi. Bu uygulamanın da linkini yine videonun alt tarafına bırakırım. Uygulamamızın adı Rectangle. Bildiğiniz gibi Windows kullanırken pencereleri ekranımıza çok kolay bir şekilde klavye tuşlarıyla yerleştirip hizalayabiliyoruz. Bunu MacBook'ta yapmak birazcık sancılı olabiliyor. Rectangle da aslında tam burada imdadımıza yetişiyor. Uygulamayı kurduktan sonra hemen üst taraftaki görev çubuğunda kısa yolunu görüyoruz. İster bu kısa yola tıklayarak pencereleri birbirine ya da ekranın sağına soluna köşelerine hizalayabiliyoruz. Veya isterseniz de klavye kısa yollarına alışırsanız pencereleri adeta ekranda dans ettirebiliyorsunuz. Ben bu uygulamayı kısa süredir kullanıyorum fakat kullandıkça işlevselliği gerçekten hayat kurtarıcı olabiliyor. Bence uygulamayı indirip bir denemenizde fayda var. Sırada anlatacağım kısa ipucu da şu. Oldu ya bilgisayarda dosyaları kopyalarken çalışırken bir sürü pencere açtınız. Ne yapmanız lazım hepsini kapatmak için? Tek tek çarpıya basmalısınız. Bunun da kısa bir yolu var arkadaşlar. Eğer siz ekranınızda bulunan tüm pencereleri kapatacaksanız bir parmağınızı klavyedeki Option tuşuna basmanız ve diğer parmağınızla herhangi bir klasörün çarpı ikonuna dokunmanız yeterli. Şimdi anlatacağım konu da yine bir uygulama tavsiyesi. Uygulamamızın adı Alfred. Gelin size uygulamanın içeriğinden hemen bahsedeyim. Bildiğiniz gibi Mac bilgisayarlarda Spotlight araması çok sık kullanılan bir özellik. Bunu açmak için de herhangi bir anda klavyeden CMD ve boşluk tuşuna dokunmanız yeterli. Fakat Alfred uygulaması Spotlight'ın size sunduğu arama özelliklerini neredeyse 4'e 5'e katlıyor. Öncelikle alfred.app web sitesi üzerinden uygulamayı indiriyorsunuz. İndirdiğinizde yine uygulama üstteki görev çubuğunda hemen kısa yol olarak yerini alıyor. Ve yapmanız gereken ilk şey Alfred için bir kısa yol atamak. Ben klavyeden CMD tuşuna arka arkaya 2 defa basmayı seçtim ve inanın benim için çok kolay oldu. Siz de bunu kullanabilirsiniz.
kullanabilirsiniz. CMD'ye iki defa tıkladıktan sonra Alfred kendini gözler önüne seriyor. Yapmanız gereken tek şey ne aradığınızı buraya yazmak. İsterseniz arama bölmesine YouTube yazıp arkasına aramasını istediğiniz kanalı yazıp direkt olarak kanalın ana sayfasına erişebilirsiniz. İsterseniz de fareye hiç elinizi sürmeden Alfred üzerinden bilgisayarınızı iki kelimeyle kapatabilirsiniz. İsterseniz de bilgisayarınızda kurulu olan bir uygulamanın tüm detaylı dosyalarına Alfred üzerinden erişebilirsiniz. Gerçekten Alfred kullandıktan sonra Spotlight'a bir daha eliniz gitmeyecek. Bunun size garantisini verebilirim. Şimdi bahsedeceğim konu ise Mac cihazlarından uygulama silmek. Bildiğiniz gibi Windows'ta bu işlemi yaparken hemen bir denetim masasına girip orada eski adıyla program ekle kaldır, sonrasında değiştirilen ismiyle programlar ve özellikler bölümünden uygulamayı kaldırabiliyorduk. MacBook'ta ise uygulama kaldırma işi arkadaşlar çok ve çok basite indirgenmiş. Tek yapmanız gereken şey uygulamalar klasörüne gitmek, buradan kaldırmak istediğiniz bir uygulamaya tıklayıp onu ister götürüp çöp sepetine bırakabilirsiniz, isterseniz de sağ tıklayıp uygulamayı sil diyebilirsiniz. Sildiğiniz anda bütün kurulum dosyalarıyla beraber uygulama MacBook'unuza veda edecek. Sırada size vereceğim tavsiye yine bir uygulama tavsiyesi canlar. Uygulamamızın adı Notion. Bildiğiniz gibi cep telefonlarımızda, bilgisayarlarımızda to-do list gibi, yapılacaklar listesi gibi hazır birçok uygulama kullanabiliyoruz bir şeyleri organize etmek ve yolunda götürebilmek için. Fakat Notion tamamıyla ama tamamıyla özelleştirilebilir. Benim gördüğüm en detaylı, en teferruatlı ve ücretsiz ajanda. Benim Notion'la tanışma hikayem pandemi dönemine başlıyor. Oradaki canlı derslerde öğrencilerin kayıtları, hangi konularda kaldığımız, yoklamalar vesaire derken hepsini organize etmek için kendimi yavaş yavaş Notion'da geliştirmeye başladım ve yıllardır da Notion'la çok güzel giden bir ilişkimiz var. Notion'da ajandanızı bir kere hazırladıktan sonra ister bilgisayardan, ister telefondan, ister tabletten erişebiliyorsunuz. Özellikle cep telefonu ve tabletlerde çok keyifli widgetları var. Hızlı notlar kaydedip gönderebilmeniz için. Ajandanızı tamamen kendinize özel hazırlıyorsunuz. Benim ajandamın içerisinde gördüğünüz gibi farklı farklı sayfalara giden ikonlar, işte yeri geldiğinde hareketli gifler, ortamı renklendiren şekiller, çok keyifli kullanabileceğiniz widgetlar, saat, tarih, takvim, hazır ikonlar, hazır uygulamalar gibi birçok şey var. Gerçekten kullanma alışkanlığı kazandığınızda Notion sizin vazgeçilmeziniz haline geliyor. Bence kesinlikle Notion'la bir hafta şöyle bir haşır neşir olun, eminim bir daha bırakamayacağız. MacBook cihazlara uygulama kurmak. Bildiğiniz gibi yine Windows'tan örnek vereyim. Windows'ta bizim uygulama kurulum dosyalarımızın uzantısı Exe'ydi. MacBook'ta ise alışmanız gereken ilk şey kurulum dosyalarının uzantısı DMG, yani DMG. DMG uzantılı bir dosyayı çalıştırdığınızda yapmanız gereken tek şey onu hemen 2 cm yan tarafındaki klasöre sürükleyip bırakmak ve kurulum otomatik olarak başlıyor ve saniyeler içinde sonlanıyor. Hani sizin Windows'ta yaptığınız gibi next 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 ya da ileri anlaşmayı kabul ediyorum gibi şeylere hiçbir şekilde ihtiyacınız yok. Tek yapmanız gereken kurulum dosyasına parmak izinizle veya MacBook şifrenizle onay vermek. İşleminiz bu kadar basit ve kısa. Sırada sizlere bahsedeceğim konu Mac cihazlarda uygulama kapat. Bildiğiniz gibi Windows cihazlarda kırmızı çarpı işaretine bastığınızda uygulama en fazla sizi kapatmak istediğine emin misin diye sorardı ve siz de evet cevabını verdikten sonra tamamen kapanırdı. Fakat Mac'te bu işler birazcık farklı yürüyor. Şimdi size bundan bahsedeceğim. Mac cihazlarda bir uygulamayı kapatmak için çarpı işaretine bastığınızda aslında uygulama ekranda kendini gizliyor. Nereye gizliyor? Gördüğünüz gibi uygulama kendini dokun üzerinde gizliyor ve alt planda hala çalışmaya devam ediyor. Çok fazla bir sistem kaynağı tüketmiyor ama yine de minimalde olsa orada uygulama hazır bekliyor ki siz tekrar kullanmak isterseniz hızlıca oradan uygulamayı çalıştırabilin. Gördüğünüz gibi dokta bazı uygulamaların kenarında ufak bir nokta işareti oluyor. Bu nokta size o uygulamanın hali hazırda hala orada çalıştığını gösteriyor. Aslında bu biraz da günümüzde kullandığımız akıllı telefonların uygulama kapatma yöntemiyle benzerlik gösteriyor. Peki uygulamayı nasıl kapatıyoruz? Dokta o uygulama üzerine sağ tıklıyoruz ve çık seçeneğine tıklıyoruz. Ya da yukarıdaki bardan uygulamanın adına tıkladıktan sonra çıkış yapma bölümüne seçmemiz bizler için yeter. Olacak. Mac cihazlar kullanmaya geçtiğinizde alışmanız gereken bir şey de en yukarıda bulunan menü barının hızı ve düzeni. Siz herhangi bir uygulamayı çalıştırdığınızda menü barı otomatik olarak o uygulamanın özelliklerini kendi üzerine devralıyor ve o uygulamayı siz yukarıdaki bardan yönetiyorsunuz. Siz herhangi bir uygulamanın özelliklerine erişmek istediğinizde aslında o uygulamayı pencerede aktif hale getirmeniz yeterli oluyor. Yani menü barı siz cihazı kullanırken sürekli olarak devinim gösteriyor ve farklılaşıyor. Menü barında
tasarımda tek değişmeyen özellik en sol tarafta bulunan elma ikonu. O daima orada sabit ve bizim cihazın sistem özelliklerine erişmemize, bilgisayarı kapatmamıza, oturumu sonlandırmamız gibi seçeneklere erişmemize kolaylık sağlıyor. Bu da aklınızın bir kenarında bulunsun. Sırada size bahsedeceğim konu sistem ayarları menüsü. Bir Windows cihazdan Mac'e yeni geçmişseniz veya yeni bir Mac cihaz almışsanız en keyifli ve güzel yanlardan biri de şu yukarıdaki elma simgesine tıklayıp sistem ayarları menüsünü açmak. Bu bölüm tam anlamıyla bir derya deniz. Cihazınızı optimize edebilmeniz ve kişiselleştirebilmeniz için bir sürü seçenek var. Bu bölümü en baştan anlatmaya kalksam gerçekten derya deniz, yani hakkında roman yazılır. Size verebileceğim en iyi tavsiye, cihazınızın sistem özellikleri menüsünü açın ve baştan aşağı her yerini kurcalayın. Emin olun kişiselleştirmekten çok büyük keyif alacaksınız. Benden size tavsiye. Sırada size bahsedeceğim konu Enter tuşu karmaşası. Mac cihazlara yeni geçtiğinizde özellikle alışma evresinde her şeyin sonunda mutlaka bir Enter yapmaya çalışıyoruz. Tamam, klavyemizde bir tuş var. Bu birçok uygulamada Enter yerine geçiyor. Fakat Mac cihazları kullanırken aslında bu tuş Return görevi görüyor. Bunu bilmenizde fayda var. Bunu size kısaca bir örnekle gösterecek olursam, gelin şu klasörün adını değiştirelim. Klasörü veya dosyaya bir kere tıkladıktan sonra Enter tuşuna basarsanız otomatik olarak isim değiştirme özelliği açılmış oluyor. Yani bilgisayarı kullanırken Enter tuşu her yerde Enter görevi üstlenmiyor. Bence aklınızın bir kenarında bu bulunur. Sırada Mac özelinde size bahsedeceğim özellik boşluk tuşu candır. Klavyemizde bulunan boşluk tuşu Mac cihazları kullanırken vazgeçilmeziniz haline dönüşecektir. Emin olabilirsiniz. Çünkü boşluk tuşu Mac cihazlarda hızlı ön izleme özelliğinin aktif hale gelmesini sağlayan kısa yol. Bu ne anlama geliyor? Herhangi bir video, herhangi bir dosya, herhangi bir resim, klasör fark etmeksizin fareyle tıkladıktan sonra boşluk tuşuna basarsanız otomatik olarak hızlı ön izleme ekranında çalıştırıyorsunuz ve bu aşırı keyifli bir şey. Yine hızlı ön izlemeyi bitirdikten sonra kapatmak için de bir kere boşluğa dokunmanız yeterli oluyor. Ve bu özelliği kullanmaya alıştığınızda ciddi anlamda zamandan tasarruf edeceksiniz. Sırada size bahsedeceğim özellik uygulamayı zorla kapat. Kısa yol CMD, Option ESC. Bildiğiniz gibi Windows'ta bizim hayatımızın vazgeçilmezi haline gelen kısa yolumuz Ctrl Alt Delete. Oldu ya, bilgisayarınız dondu, işte fare klavye cevap vermiyor, hafif kilitlendi ya da kullandığınız uygulama kilitlendi. Ne yapacaksınız? Onu zorla kapatıyorsunuz. Bu özelliğin neredeyse birebir aynısı MacBook cihazlarda da var. Her ne kadar Mac'te ben şimdiye kadar herhangi bir donma ve kasma işlemiyle karşı karşıya kalmasam da yine de sizin bu kısa yolu bilmeniz zamanı geldiğinde hayatınızı kurtarabilir. Bilgisayarınızda herhangi bir uygulama donduğunda onu zorla kapatmak isterseniz klavyeden Command, Option ve ESC tuşlarına bastığınızda otomatik olarak yine Windows'takine benzer bir görev yöneticisi çalışacak ve siz oradan seçtiğiniz uygulamayı zorla kapatma yoluna gidebilirsiniz. Yine aklınızın kenarında bulunsun. Belki zamanın birinde lazım olur. Evet canlar, bilmiyorum videonun süresi ne kadar oldu ama size Mac kullanırken işinizi kolaylaştıracak, MacBook'a alışmanızı kolaylaştıracak ve MacBook'u daha verimli kullanmanızı sağlayacak kısa yollar, ipuçları, uygulamalardan bahsettim. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Umarım şöyle aklınızdaki ufak bir soruya cevap verebilmişimdir. Yine bu ve buna benzer konularla alakalı aklınıza takılan, çözemediğiniz, kafanızı kurcalayan sorularınız varsa aşağıya yazarsanız ben veya benim gibi birçok arkadaşım cevap verebilir veya orada çok fazla soru birikirse belki bu videonun bir devamını patlatabiliriz. En azından sizinle beraber birçok arkadaşımızın da derdine derman olmuş oluruz. Şimdilik bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın canlar. Hoşça kalın.